İkinci celse. Açılma saati zevalden sonra 4 Reis, Reis-i Sani Celaleddin Arif Beyefendi Erzurum mebusu, Katipler Haydar Bey Kütahya mebusu, Muhiddin Baha Bey Bursa mebusu. Efendim, neticeyi araya arz ediyorum. Re'ye iştirak buyuran zevatın adedi 127'dir bu zevattan 9 tanesi müstenkiftir. 127'nin ekseriyet mutlakası 64'tür. Maliye vekaletine Hakkı Behiç Bey 74 reyi ve marif vekaletine de Rıza Nur Bey 65 reyi ile intihab olmuşlardır. Şimdi efendim ruznamemizin diğer maddesine geçiyorum. Katip Haydar Bey Kütahya Efendim Adliye hücmenin layihasını okuyacağım. Okur. İstanbul'un işgalinden sonra heyeti ve kelace vuku bulacak bilimun muahedat ve mukavelat ve kuyudat ve mukarratın keemlem yekün adli hakkında kanun. Maddi 1. Merkezi hilafet ve saltanatın işgali tarihi olan 16 Mart 1336'dan itibaren heyet ve kelace akt ve edilecek bilimun muahedat ve mukavelat ve kuyudat ve mukarrat keemlem yekündür. Maddi 2. İş bu maddeyi kanunun icrasını büyük millet meclisi memurdur. Reis. Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey itaben, Efendim, adli encümenin namına izahat verir misiniz? Esbabı mucibesini izah buyursanız, buyursunuz. Fakat hariciyenin kinde okunsun ondan sonra. Katip Haydar Bey hariciye encümenin layihasını okudu. Mütarekenin tarihi akdinden itibaren meclisin milliinin milliğinin ıı, tasrik ve tasdikini iktiran ettirmeyen cümle muahedat ve mukavelat, ukudat ve mukarratın muteber ıı, olamayacağına dair kanun. Madde 1. Mütarekenin akdi tarihi olan 30 teşhine evvel 1334 tarihinden Makarrı Hilafet ve Sanatı'nın işgal tarihi olan 16 Mart 1336 tarihine kadar der hükümeti hikameti merkeziyemizce akdedilip meclis ailenin tasdikini iktiran etmemiş bir umum ceyli, ce muahhedat, mukavelat, ukudat ve mukarrerat meclis millinin tasdikı şartıyla muhteber olabilir. Aynı müddet sarfına akdedilmiş bir cümle hafi muahedat, mukavelat, ukudat ve mukarrat ki emlenme Madde 2. Merkezi hilafet ve saltanatın işgalli tarihi olan 16 Mart 1336 tarihine itibaren Dersaadet İkameti Merkezliyesince akdedilmiş ve edilecek olan hafi ve celi bilimum muayedat, mukavelat, ukudat ve mukarrat muhtemel değildir. Madde 3. İkinci maddede meskür dersaadet işgalinden sonraki İstanbul hükümeti gerek cem ve taşşit veya sevk asakir ve gerek Anadolu ve Rumeli'de millet aleyhinde tahriyat ve ifbat maksadıyla hazine milletten sarf edeceği paradan bir millet tarafından müntihap olmayarak sulh konferansını izam edeceği heyet murahhasaya verilecek tahsisattan dolayı mesul addedilecek ve tanzimine tabi tutulacaktır. Madde 4. Mukadderatı, <laughs> milliyet, vazi üliyet bulunan büyük millet meclisi milletin mukadderatının tayin ve sulhün akit ve ihsari ile bu maksatı devin için icap eden yerlere heyet murahhasalar tayin ve izamı hakkında sırf kendine hasır ve tahsis etmiştir. Madde 5. İş bu kanun icasında büyük millet meclisi memurdur. Haşim Bey, Çorum mebusu. Efendim müsaade buyurur musunuz? Bir şey arz edeceğim. Reis, bu kanun hakkında mı söyleyeceksiniz? Haşim Bey, Çorum mebusu. Hayır efendim başka reis. Nasıl olur? Kanun müzakeresine başlayacağız. Bu kesin ondan sonra efendim. Her iki öncümenin mazbata muharileri söylesinler. Manis Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey hitaben. Buyurunuz efendim. Adli encümenin mazbata muharileri Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Efendim Rüfekamızdan İstanbul Mebuslarından Adnan ve Aydın Mebusu Cami ve Erzurum Mebusu Hüseyin Amri Beyler tarafından iki takrir verilerek İstanbul hikametince akt ve edilecek her türlü mukavelatın ke emlem yekûna dolunması ve bunun gerek umum millete ve gerek memalike ecnebi yayını işir ve tebliğ suretle bu ukudatın ke emlem yekûna dilmesi hakkında teklifler encimize havale olmuş idi. Bir mebus. Hangi encümen efendim? Refik Şevket Bey devamla. Adli encümene. Encümen her iki takrim mealini mütehit buldu. Yalnız takarir bir sürat aniye ile yazıldığı için herhangi bir kanun iktisap etmesi lazım gelen eşkal ve tarzı tanzimin havi olmadığından fikirleri bir siyak muntazam kanun etine tanzim ederek heyet ailenize arz ettik. Evvela bu kanuna verecek isim keyfiyeti mevzu ve sondu. Dikkat bulacak olursa herhalde bir madde kadar, e, kadar görme. Uzun bir isim var. Bunu takil, taklit etmek imkanı göremedik. Çünkü her kanun ismi muhteviyatının mehma emken zübdesi olmalıdır. Binaenaleyh bu noktayı nazardan bu kanun serlevasını uzunca yazmayı ve başka bir isim vererek okuyanlar zihninde türlü türlü manalara hamletmekten ise tasvir etmeyi daha muvaffak bulduk. Hüseyin Avni Bey tarafından bilen takdirde yalnız bir fetava kaydı var idi. Biz o fetava kaydının bir maddeyi kanuniyeti zikrini uzun görmedik. Malum haliniz Fet e, fetava ehli İslam heyeti umyesinin malıdır. Burada mezubes olan şekli muahedat, mukabelat, e, mu, um, ve mukarratı katiyen yani şamil olamaz ve Fetman Musanna olduğu farz edilse bile onun sureti tasnini her fikrin salim sahibi Müslüman sureti tasninini her fikri salim sahibi Müslüman anlayabilir. Anlamayanlar babından müracaatla mesele halledebilir. Onun için heyet ülkelerce fetava an, neşir meselesini burada ayrıca ki emlem yekün kaydıyla reddetmeyi muvaffık ve münasip görmedik. Sonra noktayı nazarımızda ufak bir madde daha bir münakaşı olacak. O da heyet ülkelerce kaydıdır. Rüfeka'dan bazılarınca heyet ve ülkela kaydının buraya tahririyle heyet ve kabul etmiş manası çıkıyor denildi. Halbuki gayri abili inkardır. Vatanımızın bir kısmı cüzünde ve levki meşru suret olsun icra-i hikamet eden bir heyet mevcuttur ve ona heyet ve demek suretini daha muvaffak ve müsait bulduk. Burada İstanbul hükümeti tabiri kullanılmış takriler de var. İstanbul hükümeti tabiri yerine heyet-vükela tabirini kullanmayı daha münasip sahip bulduk. Buna mukabil başka bir heyet-vükela mevcut değil. Bizim tarafından icra-i intihab edilen zevat-ı muhteme icra vekilleri namı tahtında bulundukça bunların da heyet vekili olarak tesmiyesini muvafık gördük. Sonra bu akt edilecek muahedat, ukudat ve mukarrat tabirinin 16 Mart'tan sonra olmasını teklif ettik. Vaka harici encümen tanzim etmiş olduğu layihayı kanuniyede bunu müterk eden itibaren vuku bulan bir cümle ukudatı teşmilini teklif etmiştir. Birkaç noktaya nazaran bu tarihi muvafık bulamadık. Evvela malum haliniz müterkeye akdeden İzzet Paşa herhalde evvelden beri milletin nuru didesi vatanperver bir zattır. Bu zatın zamanda herhangi şekil ve surette olursa olsun hikamet ile efrat arasına veya bizim hikametimizle diğer bir hikamet akt akdedilmiş bir mukabele-i hafiye ve cilili, ciliyenin olması muhtemeldir. Bir ses kabul edecek miyiz? Refik Şevket Bey devamla. Müsaade efendim. Saniyen bu mütarekeden itibaren geçen devre esnasında yine bizler gibi gibi meclisin masarı itimadı olmuş huzur meclise gelerek itimat rayı kazanmış bir Ali Rıza Paşa kabinesi vardı. Ali Rıza Paşa kabinesinin devre-i hükümetinde milletin masarı itimadı olduğuna istinaden herhangi birisiyle muahede, muahede bir mukavele ...şeklini tayin etmeyerek akletmesi muhtemeldir. Bunlardaki da ki adetmek adet doğru değildir. Zaten efendim her ne şekilde olursa olsun muahedeler meclisin tasdikini arz olunmadıkça ve onun tarafından kabul ve tasdik olunmadıkça merül ücra olamaz. Harici encümeninin e, mütarekeden itibaren muamelatı keemlen yekün adetmesi noktasından biz adliyencimin tarihi kendi efalimizi kendimiz naksetmek ve itimadı kendimiz selbetmek noktası muafık görmedik. Esasen bizim salahiyeti teşriğimiz 16 Mart'tan başlar. Bunun müsaitini kabulle beraber bu şekilde salahiyeti teşriğimiz milletin hukuk ve hayatı üzerine te hakkı teşriği ve icramız 16 Mart'ta vuku gelen hadisattan mütevellittir. Hayır sesleri. Binaenaleyh zaten 16 Mart vakası olur olmaz gerek efkar umumiyemiz Ferden ve gerek ayrıca ve tarihi inikadımızda fuku bulan beyanatımız Hükümetin gayri meşruiyeti ve hepimiz memleketi iken mümkün olan vesayette çekmiş olmuş telgraflarla Hükümete adim itimanımız bildirdiğimizde nazaran bizden evvel gelen arasına vukua gelen ukudatı fes etmek salahiyetini istimali kıyamımız kendi tarafımızdan ikmal edilmiş bir şeyi naksa say demektir ki ahkam umumiye nazaran bu doğru bir şey değildir. Sonra bir kanun herhalde ihtilatatı çoğaltmaktan ziyade melhus e, ihtimalatı nazarı dikkate alarak her türlü münasebatı tanzim için ta, tanzim olunur. Bu demeldir ki bizim yine masarı itimadımız olan zevat tarafından bize düşman mevkinde bulunan bazı devletlerle siyasi, ticari, mali, manfaatler temini mutazammın bir kanun yapılmış olur. Hulusi Bey, Karahisar'ı sahip mebusu. Öyle menfaatler yere batsın. Refik Şevket Bey devamla. Düvel itilafiye bizim hasımlarımız olduğu için onlarla yapılan itilaflara bir şey diyemeyiz hasım telakki olunmayanlarla mesela hali harpte kendilerine müttefik bulunduğumuz devletlerle de mukadderatımızı teşrik ve tefsik etmek ihtimali mevcuttur. Bu ihtimala binaya, ihtimalata binaen bizler bu kanunun ancak 16 Mart tarihine itibaren mer'i olması noktasını azını kabul ettik. Kanun maddesi kısadır fakat mazlunu gayet vasidir. Meclis aliniz istimal eden tabiratın manasının derece şumulünü takdirde salahiyettardır. Vukuf sahibi bulunduğu için bendeniz buna tasrih etmeyeceğim. Yalnız bir nokta var. O noktayı arz etmekle kanun ruhunu zannederim hülas etmiş olacağım. Muahedat tabiri malum, mukavelat tabiri efrad millet ile hikamet arasında olduğundan nazaran bizce ki emlen yekündür. Ukudat tabiri esasen muahedat ve mukabelatın ikisinde cemeden bir tabir umumiidir. Bunlar malum olduğu için yeniden mevcut malumatı isnaden ayrıca tasrih etmek istemiyorum. Mukarrerat tabirinin bir daha arz diyeceğim ki buradaki mukarrat tabiri gerek millet meclisinden çıkarılmaksızın neşre olan kararnamelere ve gerek heyet-i ülkela tarafından ittihaz olacak kararlara şamildir. Bu şekilde mukarrat tabiri mutlakiyetle kabul edildikten sonra harici incmenin bir daha hafi bir defa cel'i tabirleri kullanarak iki madde tahrir etmesi ve sonra üçüncü maddede Avrupa ilzam olunacak heyetin masraflarının kabul olunmayacağına dair bir madde ilave olması bendenize zayittir. Sesler Yine Rıza Tevfik Bey mi yesin? Bir mebus. Acaba ikinci menin bir yerde oturması caiz değil mi de hariciye göndermemişler? Reis. Sözünü kesmeyiniz rica ederim. Refik Şevket Bey devamla. Çünkü efendim her nezaret sarfiyatını kanun dairesi yapar. Nitekim bizim intihab ettiğimiz icra vekilleri de sarfiyatını o suretle yapacaktır. Fakat diğer nezaretler iki suretle yapar. Birisi bütçe kanuna kan olur veya meclisin münakit olmadığı zamanlarda karar muvakkatle olur. Nitekim Ferit Paşa giderken bütün masraflar hakkında bir kanun muvakkat çıkarmıştı. Kanun muvakkat emrine isnat etmeyen sarf emirlerini hiçbir mali nazırı yapamaz. Sesler yerin dibine batsın. Refik Şevket Bey devamla. Yapan mali nazır mesuldür. Su ismal etmiş olur. Milletin hakkını yemiş olur. Binaleh bu suretle buku gelecek sarfiyat emir mukarrat tabirine yine dahildir. Ferit Paşa herhangi şekil ve surette olursa olsun heyet muhar, Hasan'ın sarfı için muktazi paranın vermesine dair bir kararname çıkarmışsa bizim tanzim etmiş olduğumuz maddeye yine mevcuttur. Bilim mukarrat tabiri, muahedat tabiri Ferit Paşa'yı kilometre tarafından yapılacak her türlü muamelatı keseder. Harici olsun, dahili olsun, hafi olsun, celli olsun. Binaenleyh ben Deniz Kanunların bir gazete makalesi şeklinde zahit ve bazen manasız elfaz ile dolmasına ziyade muayyen, sabit ve herkes okunduğu zaman mutlak bir kanat başlayan elfaz ile tanzim usulü kanunu isim binaen arz ediyorum ki meclis muhteremenin başka ile edecek hususatı bilemiyorum. Fakat münakkahiyet mana tabirle encimenin üst tarafından yapılan layiha kanuniyede harici encimenin bütün mütalasına şamildir. Fakat bir şey noksan o da mebde olacak tarih, mütareke tarihi mi olacaktır yoksa 16 Mart tarihi mi olacaktır? Ona heyet muhteremene karar verirse o surette hareket olabilir. Başka bir şey kalmadı. Reis, harici encimenin namına kim söyleyecek? Harici encümenin mazbatı muharriri Hulusi Bey Karahisar sahip mebusu. Efendim bendeniz kanun şeklinden bahsetmezden evvel küçücük bir meseleden bahsedeceğim. Adli encümenin yaptığı kanun maddesini encümenimize havale zaman biz bunu bazı nukat nazardan şamil bulmadık. Buna daha mühim telakkiyetimiz hususatı ilave ettik ki arz ettiğim gibi tavsiye edeceğim. Noktayı nazarlarda mehma emken vahdet bulunsun. Bütün lukatı nazar talif, e, telif edilsin. İçin bunu buraya heyetumiyece takdim etmeden evvel bir kere de adliye cümle muharrı olan Refik, Refik, Şevket Bey arkadaşımızın mütalasını almak istedim. Ve hatta bugün heyet icraina meyanına dahil ettiğimiz bu bir zat ki hukuki vukuflarıyla ve yüksek behreleriyle memlekete pek muhterem bir mevki sahibi bulunuyorlar. O zatın yanında ariz ve amik görüştük. O zat teşhiyi hukuki ve kanuni noktaya nazardan geniş bir sahi bir takım mütalalar dermeyan etti. Tabi veciz ifadelerle. Neticede karar verdik. Şimdi burada kürsüde kanun layihasına birçok bölümum kuyudun mevcudiyeti dermeyan eden Refik Şeket ve arkadaşımız demiştir ki en muafık hatta ev e, fak olan Hacı Encümen'in yaptıdır. Budur dedi. Hatta reis beyefendi getirdiğim hatta kendine bir daha da layihayı Adli Encümen'e havale edelim dedikleri zaman Refik Şevket Bey de gördü lüzum yok demişti. Refik Şevket Bey Saruhan mebusu. Encümen namına söyleyin efendim. Hulusi Bey devamla. Teşrihi madde edeyim rica ederim. Evvela Refik Bey'in serot ettikleri mütalaa varit değildir. Reis. Şahsiyatı bırakınız efendim. Hulusi Bey devamla. Saniye narzideyim biz hukuki siyasi noktayı nazara veya bilmem şu veya bu tarzdaki e, usulleri değil din ve memleketin hukuk ve menafi ailesini düşünerek layığımızın mühimliği katı vazetmek ve onu kanun şeklinde tespit etmek istedik. İşte bizim sahih hareket ve mütalağımız. Refik Şevket Bey diyor ki veya diğer Rüfeka diyorlar ki biz bugünkü bu kararatımızı İstanbul işgalinden evvelki iki de teşmil edersek kanun esasıyla hukuku müeyyet olan ikametlerine bazı salahiyetlerine tecavüz etmiş oluruz. <laughs> ya aynı kanunu esasıya ayaklar altına alan ikametlerin mukarraratını kabul ederek memleketi zaten gitmekte olduğu giri, giri ve Kirveye biz de mi itelim? Bu ısrarla mecbur olduk ve biz bunu encümeni mütarekeye kadar <laughs> teşmin etmek ettik. Ve bu sebeple bugün birinci maddede okuduğumuz esası bir, iki devreye ayırdık ki birisi mütarek eden İstanbul işgaline olan zaman zarfındaki halat. Cidden pek muhterem olan İzzet Paşa ısrar vaziyetine bize ısrarı bazı kuyukla dolu bir mütareke verdiler ve bu mütareke belki millete biraz nefes aldırır zannetmiş idik. Halbuki onun akabinde tatbikat sahasında bin bin şekilde ecnebi melaneti bizi boğmaya çalışıyordu. Bazı taraflarda tereşşüh eden havadisler de ki arada bir mukavele varmış bir hafi madde varmış hülasa birçok şeyler varmış. Nitekim New York ve Avrupa gazetelerinde ve daha sonra bizim memleketimiz matbuatında hatta burada veya Sivas'ta intişar eden bir ceride de ve hatta öğüt isimli gazetede bir mukavele neşrediliyordu. Ve Ferit Paşa Hikömeti ile İngiltere hikayemedi arasında hafi bir mukavele olduğu yazılıyordu. Bu mukavele hakkında tekmil devletler harici nezaretlerine mevcut malumata göre Ferit Paşa İngiltere ile anlaşmış imiş ve İngiltere hükümeti sulh meclisinde sulh murahhaslarımızın teklifatını evvela kabul etmez bir vaziyet alacak ve müteakiben bizim murahhaslarımız ısrarına göre mümaşaat edecek imiş. Ferit Paşa ile İngiliz arasında bizim aleyhimize demek uyuşmak vardı. Bir mebus neymiş o? Hulusi Bey devamla. İşte Ferit Paşa İzmir'i Yunanlara bırakıyor. Beri de bir nüfuz mıntıkası veriyor. İngiliz'den vilayat-ı şarkı -yede mandasını kabul ediyor. Öte tarafta bilmem neyi veriyor. Hülasa hukuku mukaddesimizi kamilen onları ayaklar altına alıyor. Tunalı Hilmi Bey, Bolu Mebusu. Tekzip ettiler. Hulusi Bey devamla. Evet etti fakat el an... Bugün milletin muzır kötülüklerinin devam ediyor. Ortada bir şöyle böyle bir şaya var iken bunun muhtelif mazbuat, matbuat neşrederken ve Avrupa harcayan nezaretlerine bu malumat mevcut iken velev ki ihtimali olsa biz bu ihtimali derpiş etmek ıstırarında idik. Onun için mütarek eden beri mevcut hafi mukarratın alel ıtlakke emlen yekün olduğunu birinci madde derc ettik. Birinci maddede bir celi tabiri kullandık. Celi tabirinde ihtimal ki birçok nazır ıttılağımıza gelmemiş mukabelat olabilir tabirat-ı ne olursa olsun ister akit, ister akit veya karar olsun ne olursa olsun hülasa bizim varlığımızı varlık hukukumuzu halaldar edecek en küçük kayıttan bile ürküp tehaşi etmemiz ve ona karşı bir tedbir itiraz etmemiz lazımdı. Hafi olmayandan bildiğimiz mesele şudur. Bizim de itimadımızı masar olduğumuzu zannettiğimiz ve bildiğimiz Ali Rıza Paşa kabinesi bile istiklal adliğimizi itilaf yunun eline veren bir kararnameyi kendine vermişti. Binaenaleyh bu ve buna benzer aleni bir karar mevcut ise neden onları teemmül ederek mukabil bir tedbir itiraz etmeyelim? Etmemek olur mu? Zaten harici encümende birinci maddedeki cel'i ve hafi olan bu iki kısma ayırırken cel'i olan millet milletimiz tarafından tasdik edilmek şartla muteber olabilir dedi. Demek ki menafi milliyemizle telifi mümkün olan hususatı kabul ederiz. Şu şartla ki biz görür evet deriz. Bunda hukuku esası ve hukuku siyasiyeyi veya kanunu esası ihlalcik bir şekil yok. Sesler zaten öyle. Hulusi Bey devamla. Bunun hafi kısmına gelince kayıt ve şartla bunu arz ettim. Bilmem bundan büyük tehlike olur mu? hafiler ale cümleten ki emlen yekündür dedik. Halbuki ikinci maddedeyse ise işgalden sonra İstanbul hikametini vereceği kararlar celi olsun, hafi olsun hükümsüzdür. Dedik ki bunda beyanı mütalayı zayit telak ederim. Bütün heyeti muhteremede zayit telak eder sanırım. Nitekim aynı maddeyi aynı tabiratı adliyen cümle mazbatasında da görüyoruz. Biz Ferit Paşa hikametini yalnız ilhah ve İbrahim ile iş yapar bir vaziyette değil onları düşmanın aleti terak ediyoruz. Doğrula, doğan doğruya İngiliz aleti farz ediyoruz. Hatta bir an için nefimizi düşünüyor ve bir mahiyeti iş yaptığımızı tasavvur etsek bile altında hainane bir emel mutlaka mevcuttur. Altında herhalde melulnane bir kasıt vardır ve bunun için hafi ve celli hepsine ki emlen, ye, hepsine emlen yekündür dedik. Birinci madde nasıl ki ikiye ayırdık ve birisini şarta muallak kıldık. Hafi olanları suret-i umumiyede emlen yekün dedik. İkinci maddede dahi e, işgalden beri akdedilmiş ve edilecek bir cümle mukarrara Altyazı muahedat, mukavelat vesaire muteber olamayacağını sarahaten söyledik. Ondan sonra üçüncü madde geliyor. Vehleten varidi hatır olur ki bu mukarrat, mukavelat ve ukudat cümlesi şamil bir ifadedir ve aley üçüncü madde fazladır. Fakat biz burada bir ciheti teemmül ettik ve şöyle düşündük. Bugün rica edelim, neyi istihdaf ediyoruz? Emelimiz makar hilafet ve saltanatımızı memleketimizi kurtarmaya matuf değil mi? Bunu kurtarmak için yalnız yumrukla ve silahla hülasa bir şekilde yürümek olmaz ya, muhtelif yollardan aynı maksat yürünebilir. Bugün içinden herhangi birisi İngiltere alet olan Ferit Paşa'nın sukut ettiğini duyarsa çok sevinir ve esasen sevinmeyecek bir fert tasavvur edemem. Hepimiz bunu adeta İngiliz sukutunun birinci kademesi gibi itilak edeceğiz. Öyle olduğu takdirde işte bu Ferit Paşa ...Hikmet'in devirmeye matup bir tedavir içerisinde tazmin ciheti mezubası olursa tedricen rüfekası korkacak çekildikçe Ferit Paşa yalnız kalacak ve bin netice yıkılıp gidecek. Onun için diyoruz ki asker toplar veya asker sevk eder. Anadolu ve Rumeli evladını idlal ve iba eder veya tâli, tedip edeceğim diye kırar ve kırdırırsa mesul olacak. Avrupa'yı millet tarafından müntihab olmayan zevat gönderirse heyet murahhasaya vereceği paradan dolayı da mesul olacağın tasrini muafık bulduk. Gerçi bu kanun layası münekkah değildir biraz uzundur. Fakat bunu okumayacak olan Avrupa Ferit Paşa hükümetini veya murahhaslarını salahiyetler telakki etmeyecek. Selahiyetler başka bir men ve nihayet millete müracaatı mecbur olacak. Gelelim dördüncü maddeye. Dördüncü maddede sarih bir surette büyük millet meclisi mukadderat millete vazüliyettir. Sulhün akit ve imzası mukadderat memleketi tayin vesaire gibi hususatta mütedair selahiyet ve hak münasan nefsinde toplanmıştır. Kendisine hası ve tas değirmiştir dedik. Evet biraz uzun fakat bütün makası da havi ve bizi tehdit eden birçok tehlikelere karşı muktasi tedabiri hemen cami dedi. Şekli kanun itibariyle arkadaşımızın buyurduğu var da olabilir. Belki uzundur. Fakat memleketin, dinin, vatanın, hukuk ailesinin gözeterek sokulmuş, nukat nazar ve harici encümenin namına kurulmuş mütalaat olduğu gibi layada da ifka ve tayyi ciheti meclis haline zahittir efendim. Celal Bey Saruhan Mebusu deniz evvel emirde şuna kaniyim ki meclis halinizin çıkardığı ve belki bundan sonra çıkaracağı kanunların en iyisi olmak üzere bir kanun bu kanundur. Bu doğrudan doğruya milletin hukuku sarihasına vurulan darbeyi tamir için atılan ilk ve mühim bir hatvedir. Kanunun ibaresi e, maddeler ne şekli olursa olsun o beni pek tali bir sürete alakadar ediyor. Bu kanun asıl e, em, ehemmiyeti müteahhitin akti tarihine itibaren akti olan mukavelatın gerek cel'i ve gerek hafi reddim, e, reddimidir. Yok İstanbul işgal tarihinden bir itibar edilmesi keyfiyeti midir? Bendeniz bu asasla harici encümenin fikri taraftar oldum ve adli incimenin ve pek muazzez refikim Refik Şevket Bey'in bu ustaki fikrini iştirak edemediğimden dolayı ayrıca beyanı tesif ediyorum. Bir defa meseleyi umumi ve şumullü bir surette tetkik edelim. Biz mütareke ne gibi ahval ve şerait tahtında akdettik ve mütarekenin ahkam memleketimize namus karani tatbik edilmiş midir ve mütarekenin aktinde bu zamana kadar milletin aleyhine ne gibi kararlar sadır olmuş ve sözler vermiştir. Bunları ufak bir mısır ile arz ettikten sonra zannediyorum ki bu red keyfiyetinin mütareke akde diltarının itibaren kabulünde umiyet ittifak edeceğiz. Mütareke şurut ve ahkamını her ferdiniz biliyor. Onu burada tekrar zikretmeyi zayit görüyorum. Fakat daima temas ettiğim ve daima arz edildiğim bir mesele vardır ki o mütarekename ahkamına pek sari ve pek şenli tecavüzdür. Onu burada bir defa daha tekrar edeceğim. Mesela İzmir işgali, sevk, sevkül ceyiş ve vezül ceyiş itibariyle düveli itilafi ordularını tehdit eden mevakin işgaline müterekaname ahkamıyla biz maalesef razı olmak mecburiyetine kalmıştık. İzmir işgali acaba düveli itilafi ordularına ne gibi ne surette tehdit ediyordu ve Sonra Düveli İtilafi Mümessillerinin Babali'ye e, verdikleri notada İzmir işgali münasebet ediyorlardı ki işgal Mısır İzmir şehriyle İzmir Kalesi'nin hazırdır. İzmir'in işgali esnasında İzmir gazetelerinin neşrettiği işgal kumandanı Zafir olsun yanamesi diyordu ki işgalimiz Vakkat'tır. İzmir civarına şamildir. Bundan sonra yani bu vukuat ve hadisat mümessifenin cereyandan sonra İzmir şehrine namuskar denilen Avrupa mümessilleri ve heyetleri geldiği zaman onların yaptıkları tahkikat İzmir'in işgal sahasında bila mucip tevsiye edildiği iddia ve teyit etmiş bulunuyordu. Demek Avrupaların bize verdikleri söze müttecavüzlerini imzalarının namus demek olduğunu unuttuklarını mümessillerinden mürekkep bir heyet beni itiraf ediyordu. Tunalı Hilmi Bey Sinop mebusu. Siyaset al namus yoktur. Celal Bey devamla. Öyle siyaset yerin dibine batsın. Her yerde siyasiyatta esas olan namus kârlıktır. Vlasatan bunu zırıtlağımıza vaz ettikten sonra zofak bir vaka daha arz edeceğim. Aydın'ın köşk günahiyesi bulunuyorduk. Orası Mücahidin'in karargahıydı ve zannedelim ki el Ankara'ya bulunuyor. O zaman İstanbul'da Ferit Paşa Hikamet'i mevki iktidarı bulunuyordu. Yunanilere katiyen tecavüz edilmemesini şiddetle tavsiye ediyordu. Buna mümasil olmak üzere Yunanilere yani yeni General Mil'in hatti namıyla bir hudut tahdit ediliyordu ve atiyen va vahim netayiç usule gelecektir. Silah atmayınız diyorlardı. İstanbul Hükümeti tavsiyeyle ilan ediyordu ki orada tahaddüs eden vaziyeti yani emir vakı kabul etmiş oluyordu. Şu halde efendiler düveli itilafinin verdiği notayı ahkamı sırf İzmir şehriyle İzmir kalesinin hasırken 260 km tesisi ve tecavüz edilmiş bir sahayı işgali İstanbul hükümeti kabul ediyor ve oradaki mücahitleri silah atmayınız izliyordu. Rica ederim bunu kabul edecek miyiz? Kabul edecek miyiz? Haşa sadaları. Ve bunu sorarken memleketimizin en güzel topraklıları, toprağında mukaddesatımızın, namuslarımızın parçalandığı, hemşerilerimizin ve yüz binlerce Müslümanlığının kanlar içine yattığı nazarımda yeniden canlandı. Yalnız kendi namuslarımızdan değil, alim medeniyetten bunu hesap sormayacak mıyız? Mütareke akdi tarihinden bu meselenin itibar edilmesi zaretini teyiden tekrar edeceğim. Meclis-i Mebusa'nın hali içtimada bulunduğu zaman Urfa Mebusa arkadaşımız bize harici encümende bir mesele nakil bir hikaye etti. Filvaki o mesele oraya mahsus bir sır idi. Fakat milletten gizlenecek bir şey olmadığı için burada tekrar etmek sureti vazifemi ikmal ediyorum. Zannederim Maraş ve o havaliye hikametin bit tayin gönderdiği memurlardan bazılarının Fransızlar tarafından yad edildiğini ahali mütesirhane görmüşler ve Fransız mümessillerini şikayet etmişler ve oraya memur tayininin hikametin hakkı hükümranisinde bulunduğunu iddia etmişler. Fransız mümessili gülerek demişti ki siz çok gafil ve zavallı adamlarsınız. İstanbul'da hikametinizin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Bakınız babali verdiğimiz notayı tasdik etmiştir ve demiştir ki burada Resai memurinin tayininden evvel istimzaç ve tasdik hakkı Fransızlara verilmiştir ve biz tasdik edersek memurlarınız e, idareyi umur edebilir. Haricini zaten gelen memuru mahsusu da bunu teyit etti. Artık bu hareketin nasıl bir manayı ifade ettiğini tafsil etmeye lüzum yoktur zannederim. Soruyorum biz Babali hükümetinin Fransızlara verdiği bu sözü bütün akit ve mütareke hakamı ilafını olarak kabul edecek miyiz? Haşa sadaları. İstanbul hükümetinin kanun esası ahkamına muhalif olarak teşekkür eden hükümetin milletin heyet mecmuası değil bir ferdinin bile zararını yaptığı pek çok şeyler vardır. Bunların icamına tahsil edebilirim. Fakat ben burada tekrar etmeyi milletin nam namına şin adediyorum. Maalesef onlar millet ve hükümeti bir an için temsil etmişlerdir. Efendiler her şeyin evvel ciddi ve ameli Olalım. Biz bütün mukadderatımızın namına son kozumlu oynuyoruz ve her hale rağmen bu namuskar heyetin söyleyeceği söz kadar millet namına da söyleyecek kuvvetli hiçbir söz yoktur. Biz kavayide esası muvaffıktır, muhaliftir diye memleketin menafi umumiyesini çiğneyeceksek hiç burada oturmayalım. Son söz olarak söylüyorum, burada hiçbirimiz durmayalım, gidelim işimiz ve gücümüzle meşgul olalım. Zannedelim ki şu perişan sözlerimle bu tek keyifliyetin, mütarekenin akti tarihine itibar edilmesi zaruretini anlatmış bulunuyorum. Şimdilik sözüm bu kadardır efendiler. Reis, söz istiyordunuz buyurun. Masar Bey, Aydın Mebusu. Söyleyeceklerimi Celal Beyefendi söylediler. Reis, vazgeçiyorsunuz demek. Doktor Abidin Bey, Lazistan Mebusu. Heyeti muhtereme, Celal Bey kardeşime tamamen iştirak ediyorum. Maalesef Refik Şevket Bey kardeşimizin tamamen söylemiş olduğu mevaddı kanuni muhtiviyatını kendi tarafından ve hatta mıntıkayı intihabiyem tarafından reddediyorum. Refik Şevket Bey Saruhan mebusu. Benim fikrim değildir. Encümen efendim. Doktor Abidin Bey devamla. Şimdi malum hallerdeki ilk mütareke şerait elbette ve elbette ve tazlik altında bulunduğumuz ve her taraftan kuvvetimiz kesildiği bir anda tasdik edilmiştir. Evet İzzet Paşa Hazretlerine askı makası bile ve bütün milletin pek büyük bir itimat ve hürmeti vardır. İzzet Paşa belki kerhem ve hatta şimdi Refik Şevket Bey'in buyurduğu gibi bazı mütareke ahkamından hafi olarak belki de Rizi'nin ve gerekse Of'un ve gerekse Sürmene ve oralarda Ermenilere ait olduğuna dair hafi bir celse yapılmıştır. Biz bunu kabul edecek miyiz? Hayır hiçbir vakitte kan ile bir hudut tahdit etmekten başka bir hiçbir şey olamaz. Ya kan bir hudut tahdit etmek veya defolup olup gitmektir. Başka hiçbir şey olamaz. Gelelim Ali Rıza Paşa kabinesine. O ise büsbütün tazdik altında bulunarak tamamı tamamına memleketin arzu etmediği ve arzu edemeyeceği bir tarzda elbette müterkeyi ve akyamını gerek hafi ve gerek cili kabul etmeye mecburdur. Bütün saltanat tehditte. Şunu arz edeyim ki bugünkü azmi milli ile e, evvelki günkü ve hatta mütareke esnasındaki azmi milli bir midir? Katiyen değildir. Biz bu biz o zaman anlayamadık ve bütün millete bu sırrımızı anlatamadık, bulamadık. Fakat bugün tamamı tamamına birleşmiş bir, e, birleşmişizdir. Bu azmi milletin karşısında ve tek kalıncaya kadar öleceğiz veyahut bütün ahkam bidayeti mütareke'den nihayetine kadar tamamen reddedeceğiz. Alkışlar. İkincisi heyet bükela hazıra yani İstanbul'dakiler bunların emin gördükleri benim namıma milletin namına değil. Doğru doğru sadaları. İngilizler namına düşmanlar namındadır. Binaenaleyh tamamen hepsinden istirdat. Çünkü nukut büyük bir tehdittir. Para, para. Benim de cebimde para olmazsa hiçbir şey yapamam. Ferit Paşa böyle Refekası bilmem nereden para alıyor. Anadolu'nun kesisi tazlik surette değil mi? Hayır, olamaz ve olamayacaktır. Evet, onlara bu kanun mucibince bugün itibaren tehdit etmeli ve demeliyiz ki, ey herifler, eğer ki sarf edersiniz, bu millet hakim olursa ve olacaktır, o zaman size tamamen tazmin ettireceğiz. İşte ben buna taraftarım. Muhterem Celal'in fikriyle hareket ediyorum. Alkışlar. Şeyh Servet Efendi, Bursa mebusu. Rüfekay-ı Kiram, bendeniz kanunun mukteziyatından veya hükmünden bahsetmeyeceğim bir asıl noktaya bir dakikacık nazarınızın atfını istirham edeceğim. Bizim dinimiz şeksiz bir şüphesizinde salih hayatinin en azam mertebelerine tetkik ve tahkik etmiştir. Muhiti cemiyet altına almıştır. Birkaç defalar arz etmiştim. Hepinizce malumdur ki millet mukadderatına ve hakimiyet nasıldır. Bir defa bu aslı kat iyi kabul ettikten sonra mesele hallolunur. Tevkil ettiği zevat milletin mukadderatı hakkında düşündükleri şeyleri ile mehamu umuru milletin tasdikine iktirahan ettirmesi bir aslı katidir. Bu bir. İkinci İslamiyet ve maslahatı hakikiye-i hayatiye. Hiçbir şekilde hiçbir biçiyle muhasımının tahtı kaydına giremez. Muhasımının halde istikbali tahtı kaydına girmek ihtimali olan her şeyi reddetmesi lazım gelir. Ufacık bir kayıt tevessü ederek esaretine mucib olur. Tarihimiz meydan, meydandadır. Bizim takip edeceğimiz azmi mutlak, aslı kat'i istiklali mutlaktır. Kudret mutlaktır ve şer-i şerifin nasıl kat'isi muayyendir. Nasıl zahirizi muayyendir. Esasen ıstırar, İkrah insanları her şeyi düşürür. Müterakkte ıstırar, ikrah bizi bazı şeyleri düşürmüş olabilir. Bizim bazı vükelamız bazı kayıtlar adına girerek ıstırarını hissetmiş olabilir. Nerede kaldı böyle şeyler samimi bir lütufkar ve merhametten eşit eden kapitülasyonlar ve bazı imtiyaz gibi bir zinciri bela vesaire de başımıza ve boynumuza taktık. Şu hali bir ufacık kayıttan bile tehaşi elemekten zarureti geldi ve geçiyor. İcap ve iktizaya göre bilmem <laughs> askeri tehdit altına kalırsak bazı yerle işgal edeceğimiz sözleri katiyen ve katibeten dine, İslamiyete hat kahiyata muhalif bir kayıttır. Müslümanların en son zarurete kaldıkları zaman para vererek uyuşurlar. Memleket vererek katiyen uyuşmazlar. Ufacık bir köy vererek akdi mütareke edemezler. Sul yapamazlar. işgali kabul ederek mütareke yapamazlar. Sarahat-i meydanda ufak bir köy vererek müsalaha yapamazlar. Ufacık bir köyün işgaliyle mütareke yapamazlar. Binaley azim ve milikat şudur ki kardeşler her umurunda bunu e, Nazarı itibar alacağız. İstiklali mutlak kudret müstakilliği ufacık bir takidi, takit mahiyeti haiz olmuş ve şimdiye kadar yapılmış bütün uhudat ve kuyudat mukarratı reddedeceğiz. Bravo Sadaları. Bizim selahiyetimiz ise evvelce arz ettim ya millet mukadderatına asıldır. Hakimiyetinde de asıldır. Millet ummiyeti itibariyle acaba müteharike razı olmuş mudur? Müteharike acaba ruhundan tasdika iktiran etmiş midir? Istırar susmuştur. Bugün susmak ihtimali var mıdır? Şu halde son söz bütün müşaveratımız, bütün müzakeratımız, bütün mukadderatımız istiklali mutlak kudret müstakilli etrafında dönmeli. Merkezi müzakeratımız bundan ibaret olmalı. Alkışlar. Reis. Efendim, müzakerenin kifayetine dair bir takrir var. Riyaseti Cilile'ye, meselenin tenevürüne mebli müzakerenin kifayetiyle reye müracaat edilmesini teklif ederim. 4 Nisan 1336, Operatör Emin Bey, Bursa Mebusu. Katip Muhiddin Bağ Bey, Bursa Mebusu. Efendim, meselenin müzakeresinin kifayeti teklif ediliyor. Reis, müzakereyi kafi görenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Kafi görüldü efendim. Adliyen namına Refik Şeket Bey söz söylemişti zannederim. Şimdi de Abdülkadir Kemali Bey bu hususa söz söyleyecek. Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu ve Encümen namına söz söylüyorum. Gürdüler. Encümen namına arz ediyorum. Harici encümeni ile adli encümen arasında heyet umumiyesi itibariyle ayrı bir düşünüş yoktur. Biz 16 Mart tarihinden evvelki hikametlerde bir şemme-i meşruiyet görmüştük ve esas olarak bunu kabul etmiştik. Şu halde esasen mütareke veya 16 Mart demekle de birçok mahsurlar olduğundan mütarekenin başlangıcından itibar edilmesinde adli encümeni... Adliye encümeni bir beis görmez zannedelim. 16 Mart tarihinden sonraki zamanlara ait muahedat, Rüştü Bey, Kastamonu mebusu. Adliyen Cümen'in mazlabatı kim bilse o söylesin. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar sahip mebusu. Encümen namına böyle Abdülkadir Kemali Bey söz söyleyemez. Çünkü encümen kendisine öyle bir salahiyet vermemiştir. Encümenin mazbata vardır. Reis, mazbata muharri demiş idi ki bu tarih meselesinde meclisiniz hakemdir. Refik Bey, meclis her şey hakemdir. Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu mebusu. Meşrutiyet ile idare olan memleketlerde ittihaz edecek mukarrarat umumiyetle mecalisi umiyeden geçmedikçe mabbi e, hüt, tatbik e, olamaz. Biz vaziyeti hakim ve namütenahim kudrete malik bulunuyoruz. Binaenaleyh meclisimizin kabulüne istikbali iktiran etmeyecek olan muahedat memleketimizde cahil tatbik bulamayacaktır. Bizim ortaya attığımız maddi kanuni hülasadır. Harici encümenin kilise bizimkinin tefsir olmak üzere şerhtir.'' Orada İstanbul'dan Avrupa'ya gönderecek eğitim parasının istirdadı mezubası oluyor. Reis, sözleriniz heyet ummiyesine aittir. Efendim müsa müsaade buyurulur mu? Şimdi burada iki teklif var. Biri adli encümenin. Gürültüler. Abdülkadir Kemali Bey, Kastamonu mebusu. İkisinde şamildir. Bütün mukavelat meclisten geçmedikçe mabihüt tatbik olamaz. Gürültüler. Emir Paşa, Sivas mebusu. Madem ki maddeyi kanunu yapılıyor, herkes serbest söylemelidir. Reis, heyet-i ummiyesi hakkında müzakerenin kifayet reye konuldu ve meclis aliniz karar verdi. Fakat ondan evvel mevzubayız olacak bir mesele var. Biri adli encümenin layihası, bir de harici encümenin teklif ettiği layiha var. Hangisini meclis haliniz nazarı dikkate alacaksa, sesler harici encümeninki, harici encümeninki. ki. Refik Şevket Bey, Saruhan mebusu. Müsaade buyurulur mu? Tarih hakkında biraz izahat vereyim. Sesler, hayır olmaz reis. Müzakerenin kifayetine karar verildi. Müsaade buyurunuz. Harici incimin layihası müzakeresini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Eller kalkar. Ekseriyet var. O halde efendim harici incimininki nazar dikkate alınacaktır. 15 dakika celseyi tatil ediyorum.